Kanalımıza katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar herkese merhabalar. Uçak yapım derslerimizin 3. videosu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle uçağımızın gerekli detay kısımlarına giriş yapacağız. Bir önceki videoda biliyorum materyal kısmına geçiş yapacağız demiştim ama uçak üzerinde biraz daha böyle değişiklikler istediğim için bu videoda biraz daha modelleme üstünden gideceğiz. Peki neler yapacağız ondan biraz bahsedelim. Şimdi referans fotoğrafımıza bakacak olursak bakın şurasının ayrı bir obje halinde olduğunu görebiliyorsunuz. Bunun gibi detayları modelimize de çalışacağız. İlk başta şuradaki burun kısımlarındaki açıklıkları halledelim. Sonrasında o kısımlara geçiş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi Shift B ile şöyle biraz yakınlaşıyorum. Alt sağ klik ile seçtim. F'ye basarak buraya böyle bir yüzey oluşturduk. Sonrasında Ctrl V ile şöyle bir yüzey daha oluşturuyorum. Şöyle önden görünüm moduna geçiyorum veya yandan görünüm moduna. Bir tık şöyle sık işlemi uygulayabilirim. Sonrasında şuna da bir sık işlemi uygulayabilirim ve bir tık şöyle ileriye doğru çekiyorum bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi arka kısmı halledelim. Yine Shift B ile şöyle biraz yakınlaşıyorum. Edit moda girdik. Alt sağ klik ile seçeceğim ama tabii ki yüzey modunda olduğum için seçemiyorum. Buradan Edge moduna geçiyorum. Alt sağ klik ile seçtim. F'ye basarak yüzeyimi oluşturdum. Sonrasında Ctrl R ile şöyle bir loot katatıyorum Bir tane de şöyle atayabilirim. Burada hafif bozukluk olduğu için buraya çok daha iyi olacağını düşünmüyorum. O yüzden şöyle bir şeyler yapabilirim. Evet bunu da bu şekilde ayarlayabilirim. Gayet güzel. Bunu da bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi dostlar sıra neyimize geldi? Uçağımızın detay kısımlarına geçiş yapabiliriz. Arka kısımdan başlayabiliriz. Bakın baktığımız zaman şurada bir parçamız var. Ben bu şekilde detaylı yapmayacağım. Biraz düz yapacağım. Video süresi çok uzayacağı için buradaki detay kısımlarına çok da giriş yapamayacağız dostlar. Onu da baştan söyleyelim. Şimdi hemen geçelim. Ctrl V ile şöyle bir load kat atıyorum. Sonrasında bir tane de şöyle atacağım dostlar. Benim mouse nereye gitti? Buradaymış. Tamam. Bir tane de şöyle atmış olduk. Baktığımız zaman böyle bir şeyler olmuş oldu. Şimdi şurayı şöyle bir seçiyorum. Bakıyorum. Doğru mu seçiyorum? Evet. Alt kısmı da şöyle seçelim. Bunu seçtikten sonra klavyeden P'ye basıyorum ve Selection dediğim zaman burayı ayrı bir obje halinde seçtiğimi görebiliyorsunuz. Ama yanlış seçtik galiba. Şöyle Ctrl Z yapalım. Şuraları da seçmeyi unuttuk galiba. Şöyle yapalım mı? Subdivision 2 dakikalığına şöyle kapatıyorum. Evet. Böyle biraz daha iyi gibi. Tamam. P'ye bastım selection dedim. Sonrasında tekrar subdivision'ı aktif hale getiriyorum. Bunu da şöyle aktif hale getirdiğim zaman bakın burayı bu şekilde bir ayrı obje haline getirdik. Bu biraz daha hani burada geçişi güzel gözüktüğü için bu şekilde yaparsak bence daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Yine tercih tamamen size kalmış bir şey. Bu kenardaki kısımları biraz daha sert hale getirmek istiyorsanız bakın burayı komple alt sağ ile seçtikten sonra Shift E ile buralara şöyle biraz keskinlik atabilirsiniz arkadaşlar. Yine tercih Tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Ben bu şekilde bırakabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bu kısmı da bu şekilde ayarlamış olduk. Buna geçelim arkadaşlar. Şöyle yakınlaşıyorum. Yine edit moda girdim. Bakın yapısının yine bu şekilde geldiğini görebiliyorsunuz. Aslında şuralardan da alıp da yapabiliriz. Zaten yapılmış hali var. Şöyle yapalım bakın. Şurayı komple seçeceğim. Ama tek tek yapsam bence daha mı iyi olur? Yani tek tek yapsam bence daha iyi olur. Şimdi şunu ve şunu seçiyorum. GG yaparak bunu şöyle biraz daha dışarı taşıdım. Yine şunu ve şunu seçerek GG yaparak biraz daha şöyle dışarı taşıyorum. Yine bunu ve bunu seçiyorum. GG yaparak biraz daha şöyle dışarı taşıdım. Şöyle bakalım bir bozulma vesaire bir şeyimiz var mı yok gibi duruyor. Şuraları da seçtim. GG yaparak biraz daha bunları dışarı taşıyorum. Şimdi baktığım zaman herhangi bir şekilde bir sorun yok. Tamam. GG yapıyorum. Bunu tam şöyle çizgin hizasına getirdim. Sonrasında şöyle seçiyorum. GG yaparak biraz daha bunu şöyle dışarı kadar getirdim. Hatta bunu komple seçip şöyle ayarlayabilirim belki. Veya ona gerek kalmadan da yapabilirim diye düşünüyorum. Sadece şunu seçelim. Şunu bir kapatalım. Şunları seçiyorum. GG yapıyorum. Biraz şöyle düz bir yapıya getirdiğimi görebiliyorsunuz. Şunu belki biraz daha şöyle düzenleyebilirim. Evet genel olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Şunları seçelim arkadaşlar şimdi. Benim gözler biraz yorgun olduğu için tam istediğim gibi seçemiyorum. Şunu da seçelim. Yine klavyeden P'ye basarak Selection diyerek bunu da ayrı bir obje haline getirdik. Tekrar Subdivation'larını aktif hale getirelim ikini şöyle getiriyorum. Evet bunu da bu şekilde halletmiş olduk arkadaşlar. En azından hani burada o bir geçiş efekti olur. Kenarları biraz daha böyle düzenleyerek daha da güzel bir hale getirebiliriz. Baktığımız zaman bence güzel olur diye düşünüyorum. Bunu da ayarladık. Şimdi sıra neye geldi? Öndeki kanatların ayarlama kısmına geldim. Burada sadece şu kısımdan itibaren yapabilirim diye düşünüyorum. Yani tam da büyükten yapmaya gerek yok. Şöyle bir şeyler olabilir. Bir tane de şöyle ayarlıyorum. Şunu biraz şöyle taş veya GG yapıp da şöyle taşıyabilirim. Veya böyle mi bıraksak? Şöyle biraz taşısak mı? Böyle de durabilir bence. Şöyle komple bir seçelim. Şu Subdivision'ı tekrar şuradan bir kapatıyorum. Evet böyle güzel gibi duruyor dostlar. Bunu da tekrar... P'ye basarak Selection diyerek IVF obje getirdim. Tekrar aktif edelim. Bunu da tekrar aktif edelim. Ama tam istediğim gibi olmadı burası. Şöyle Ctrl Z diyorum. Gerçi aslında tam istediğim gibi de olduydu ama bunu tekrar ayarlayalım. Şöyle tekrar P Selection dedim. Buna geliyorum. Subtivation zaten aktif Şunu bir gizleyelim dostlar. Şimdi şurayı komple bir seçiyorum. Shift E'den şöyle bir keskinlik atacağım arkadaşlar. Şöyle atıyorum ama tam istediğimiz gibi olmadı gibi duruyor. Peki ne yapabiliriz? Şöyle Ctrl R ile Subtivation atarak kenarlarına biraz daha düzgün hale getirebilirim. Veya şöyle yapalım. İç kısımdan da atabilirim şöyle. Bakın görüyorsunuz. Bir tane de şöyle atıyorum. Aynı işlemi burada da uyguluyorum. Bir tane şöyle atadım. Bir tane de şöyle atadığım zaman gayet güzel. Aynı işlemi buna da ayarlıyorum. Bir tane şöyle ayarladım. Ve bir tane de şöyle ayarlıyorum. Evet bakın bu kanat kısmında bu şekilde ayarlamış olduk. Gayet güzel mi? Güzel bence. Evet bunları da halletmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi son olarak neye geldi sıra? Uçağımızın kabin kısmı. Daha doğrusu şu kısım var ya onu ayarlamaya geldi sıra. Şimdi ilk başta şöyle projemizi save as diyerek şöyle yedeğini alayım ben bir ne olur ne olur olmaz çökebilir bir şeyler olur olur yani sonuçta bu blender ne olacağı belli olmaz şimdi bakalım gayet güzel şimdi şu subdivision tekrar şöyle gizleyelim ve buna tekrar shade flat özelliğini atayalım Şimdi şurayı seçiyorum. Şunu seçelim. Şunu ve şurayı seçiyorum. Şöyle. Şunu da seçebilirim. Tamam. Genel olarak keseceğim yerleri seçtim. Klavye'den K tuşuna basıyorum arkadaşlar. Klavye moduna geçtim. Şöyle geliyorum. Şöyle geldim. Şöyle geldim. Şöyle geliyorum. Şöyle geldim ve son olarak da şöyle gelebilir. Baktığımız zaman uçağımızın kabin kısımlarında bu şekilde ayarlamış olduğumu görebiliyorsunuz. Alt E'den ikinci seçenekle şöyle hafif bir ekstra rut işlemi de içeri doğru istiyorsanız uygulayabilirsiniz. Veya bu şekilde de bırakabilirsiniz. Şöyle yapabiliriz. Gerçi bu kısımlarda tekstür kullanacağımız için bence çok da gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden böyle kalabilir. Veya şu kısımlardan şöyle vartekserek diyerek şöyle biraz daha bu keskinliğini alabilirim diye düşünüyorum. Bir tık şöyle taşırsam nasıl olur? Yüzeylerde bu kısımda biraz bozulma olabilir belki. O yüzden bence gerek yok. Bu şekilde tutabiliriz. Tamam. Tekrar şöyle bakalım. Bunu biraz daha mı düzenlesek acaba? Bence bunu biraz daha düzenleyelim. Şöyle Ctrl Z ile bakalım geri alabiliyoruz mu? Evet geri alabildik. Şuraları seçelim. Bunu biraz daha böyle düzenli bir halde yapmak istiyorum ben. O biraz önceki nasıl anlatabilirim çok keskin oldu. Çok güzel olmadı. O yüzden şimdi biraz daha dikkatli ve güzel yapabiliriz. Şimdi tekrar K tuşuna basarak Knife moduna geçtim. Şöyle geliyorum. Bir tane şöyle geldim. Bir tane şöyle geliyorum. Şöyle gelebilirim. Bakın şimdi biraz daha güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve sonuncuyu da şöyle gelip bırakabiliyor. Evet bence böyle biraz daha güzel gibi geldi arkadaşlar. Evet gayet güzel. Tamam bunu da bu şekilde bırakabilirim. Bu şekilde de burayı ayarlamış olduk. Şimdi objemize tekrar Shades Flat özelliğini atayalım. Subtraction özelliğini de aktif ettiğimiz zaman bakıyorum gayet güzel bir yapıda uçağımızın durduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir şekilde topoloji kısmında da sorunlar gözükmüyor. Şurada biraz var. Yani orada da knife kestiğimiz için böyle şeyler maalesef olabiliyor biraz. Bunları da biraz böyle düzenleyerek bunları da eskallerine getirebilirsiniz. Ben çok uğraşmayacağım çünkü dediğim gibi uğraştığım zaman video süreleri bayağı uzayacak. O da maalesef bizim için ekstra süreler anlamına geliyor. Çok da sağlıklı olmuyor. Şunu belki silebilirim. Şunu da hatta silebilirim. Bakın sildiğimiz zaman biraz daha düzeldiğini görebiliyorsunuz. Şunu şunun üzerine getirip koysam veya bunu bunun üstüne koysam nasıl olur? Daha mı güzel olur? Şimdi şunları aktif edelim. Şimdi bir deneme yapalım. Şunu şöyle koyuyorum. Bunu da böyle koyuyorum. Şöyle sildiğimiz zaman evet bence böyle biraz daha güzel oldu arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Bakın o bozukluktan çoğunun gittiğini söyleyebilirim. Sadece şundan dolayı var. Bakın bunu da siliyorum. Burada şunları bir yere bağlayabiliriz. Şöyle bir deneme yanılma yöntemiyle bakalım. J tuşlarıyla bağladığımız zaman gayet güzel bir yapıda artık durduğunu söyleyebilirim. Tamamdır. Bu kadar. Evet arkadaşlar bu videoyu da ufaktan burada sonlandıralım isterseniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte artık bu kısımları halletmiş olduk. Bir sonraki videomuzda artık sıra neye gelecek? Tabii ki materyal kısmına gelecek. Umarım tabii ki bir ekstra bir şeyler çıkmaz isem Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.